Şimdi bugün Sebastian Salgado'nun Genesis adlı sergisinin ücretsiz bölümünü gezeceğiz şu an. Ücretli bölümü de karşı taraf 250 lira. 31 Aralık'a kadar devam ediyor. Yani aslında yıl sonuna kadar, 2025'e kadar dönüşümün bir parçası olun diyor. Tüm dünyaya büyük bir örnek teşkil eden bu projeye destek verin ve katılın. Instituto Terra. Siyasi ve dini bağlantıları yoktur diyor. Yani burada çevre odaklı bir sergi var anladığım kadarıyla, değil mi Arda? Evet, çevre odaklı bir sergi görüyoruz bu tarafta. Esas sergi karşı taraf. Bu daha çok destek alma motivasyonu da güden bir sergi ama fotoğraflar nasılmış bakalım. Şimdi burada eşsiz manzara diyor. Uzak Doğu mu diye baktım. Tam emin olmamakla beraber olabilir. Uzak Doğu olabilir. Evet. Şimdi burada Atlantik Ormanı'nın nasıl tekrardan canlandırıldığını gösteriyor. Ben şunu anlamadım. Atlantik Ormanı nerede yani? Sonuçta Atlantik okyanus ismi. Değil mi? Evet. Yani hangi Atlantik? Belki şurada yazıyordur uzun uzun. Önce şu karşıya bakalım da sonra Lelia ve Sebastio Salgado tarafından oluşturulmuş bir STK. Salgado kendisi oluşturmuş burayı. Çiftliğindeki arazinin bozulması sonrasında. Instituto Terra. Terra zaten dünya demek diyebiliyorum. Dünya enstitüsü gibi bir anlamı olabilir. Bakın şurayı şöyle hale getirdik demeye getiriyor galiba. Değil mi? Neresiymiş diye baktığımızda burası Amazon ormanlarının, burası sanki şey gibi, Arjantin gibi duruyor sanki. Evet, Arjantin. Değil mi? Brezilya falan gibi Arjantin. Brezilya Arjantin karışımı bir yer gibi duruyor. Ama şekli de bir garip. Yani Amerika, Güney Amerika kıtası şekli değil yalnız bu ha. Çünkü Pampas yazıyor sanki Panama der gibi ama Panama kuzeyde. Gördüm de yani Amerika haritasına benzemiyor, Güney Amerika haritasına orası. Şurası güzelmiş. Ne bu? Merkez ofis evlerinin yanındaki küçük gölün manzarası diyor. Yani bayağı özellikle bu şu ortam hoşmuş yani. Hani hakikaten bu ortamda da fotoğrafçı olunur yani. Niye olunmasın ki? Sonuçta böyle bir ortamda hem çiftçilik yapıyorlar hem doğayı korumak. Fidanlık yaklaşık 1 milyon fide üretim kapasitesine sahiptir diyor. Evet, gece vakti göl. Bu da çok güzel manzaraymış mesela, gece vakti göl. Şu olay neymiş bir okuyalım. Sebastian Salgado'nun biyografisi, 44 yılında doğmuş kendisi. Aslında ekonomi okumuş. Daha sonra Brezilya'yı terk edip Paris'e geçmişler diktatörlük baskıları nedeniyle. Ekonomist olarak Londra'da falan çalışmış. Çok ilginç. Kahve organizasyonunda, ki kahve de çevreyle direkt alakalı bir, kuraklıkla direkt alakalı bir alan. Ondan şöyle aşağı doğru ineceğiz ama şöyle ilerleyelim. Burada ne diyor? Etiyopya'da kuraklık ve kıtlık üzerine çalışmış. Oo, bayağı benim bir bilgim yoktu mesela. Neredeyse böyle aktivist, filantropist falan gibi bir adammış. Ben sadece fotoğrafçı diye düşünüyordum. Bayağı hayatını böyle iyiliğe adamış birisi gibi duruyor. Etiyopya, Mali, Sudan, Çat. Vay be. Nobel ödülü falan da vardır belki, bakalım. Gerçi Nobel çevre ödülü diye bir şey yok. Nobel barış alır mı? Bilmiyorum. Bakacağız. King of Spain International Journalism ödülü kazanmış. Ondan sonra şimdi alt kanada geldik. Tokyo'da sergiler vesaire, Philadelphia. Magnum ajansından istifa eder diyor. Magnum da dünyadaki en büyük fotoğrafçılık ajansı gibi bir şey. Bunların sergisi geçenlerde Bulgur Palas'taydı. Gitmiştik. Hala devam ediyor diye biliyorum 31 Ekim'e kadar. Onun dışında kitaplar yayınlamış. Çocuk Felci'nin sonu kitabını yayınlamış.
Genesis projesini başlatmış 2004 yılında. İnsan topluluklarının fotoğraflamasını temel alan. Fauna, flora, manzara. Fotoğrafçılık projesi başlatmış 2004 yılında. Zaten karşıdaki ücretli sergi de anladığım kadarıyla onun sergisi. Foto Espana Festivali'nde açılan bir sergi eşliğinde Afrika kitabı yayınlanır. Genesis. Genesis kitabını yayınlamış 2013'te. Sergisini de yapmış. Oraya ilk kez geliyor Türkiye'ye muhtemelen. Institut de France, France'ın Académie de Beaux-Arts kuruluşuna seçildi, kuruluna. Monaco'dan envanlar, Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi'nin onur üyesi seçilmiş. Japonya'dan ödüller. Ama tabii çok da hayatı boyunca da çabalamış yani, hak etmiş. Vay be. Hakikaten önemli biriymiş. Tahmin ettiğimden çok daha önemli biriymiş. Diğer tarafı da başka zaman gezeriz artık.